Gündemimizin üçüncü maddesinde Yüksek Divan Kurulu Başkanı'nın açış konuşması yer almaktadır. Şimdi Ocak ayımızın açış konuşmasını hem huzurda olan 1907 tribününde yönetim başkanı, kulüp başkanımız ve üyelerimiz ve bizi izleyen televizyon başındaki bütün izleyicilere hitaben yapıyorum. 2020 yılı malum dünyada ve ülkemizde salgın hastalıklarla uğraşmakla geçti. Bu bütün ülkedeki işleyişi ve kulübümüzün işleyişini derinden sarstı. Ancak başkanımız ve yönetim kurulu üyelerimiz ve kulüp çalışanlarımız 2020 yılında da yasaklara uymak suretiyle ellerinden gelen en üstün gayreti sarf edip kulübümüzü yönetmeye devam ettiler ve kulübümüzü sportif başarıda da ve toplumdaki yerimizde de muhafaza ve ileriye götürmeye gayret ettiler. Dolayısıyla 2020 yılı sportif olarak kulübümüzün bütün branşlarında başarılı geçtiği kabul edilse dahi bu üzüntülü durum ülkemizde ve spordaki bütün kulüplerde ve de Fenerbahçe'mizde etkili olmuştur. Ancak biraz önce de söylediğim gibi kulüp başkanımız ve yöneticilerimiz bütün imkanlarıyla yine yasağa uymak suretiyle Sağlık Bakanlığı'nın ve hükümetin aldığı kararlara riayet etmek suretiyle bu faaliyetlerini canla başla sürdürmüşlerdir. Kulübümüz büyümeye devam ediyor. Üye sayımızda büyüme var. Büyük bir teveccüh var. Üye olmak için müracaat edenler sayısında artış var. Ancak bu arada gerek tabii ölüm, gerekse COVID-19 nedeniyle ölen üyelerimiz ve Yüksek Divan Kurulu üyelerimiz de var. Ölen bütün üyelerimize, taraftarlarımıza ve Türk milletine başsağlığı diliyorum. Onlara rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Geride kalanlara Allah sabırlar versin. Kulübümüzde 2020 yılında 207 üyemiz Yüksek Divan Kurulu üyesi olmayı hak etmiştir. İnşallah 2021 yılında, yani bu sene, bu yıl 965 kulüp üyemiz 25 yılını doldurmak suretiyle Yüksek Divan Kurulu üyemizin arasına katılacaklardır. Şu anda kulübümüzün 3119 Yüksek Divan Kurulu üyesi vardır. 965 kişi de buna eklenecektir. İnşallah bu senenin sonunda, 2021'in sonunda 4000 üyeye yaklaşmış olacağız ve aşmış olacağız 4000 üyeyi. Kulübümüz toplamda şu anda 34342 üyeye sahip ve 10400 de temsilci üye sayısıyla 45000 civarında üye ve temsilci üyemizin katkıları olan büyük bir spor kulübüdür. Taraftarlarımızı da dikkate aldığımızda ve onların da çoğunluğunu göz önünde tuttuğumuz zaman Fenerbahçe Spor Kulübü Türkiye'de en büyük sivil toplum örgütüdür. Böyle bir sivil toplum örgütünü ve spor camiasındaki en büyük kulübü yönetmek hiç kolay değildir. Bugüne kadar başkanlık yapmış, yöneticilik yapmış bütün arkadaşlarımızın emeklerini, mesailerini şu anda yad ediyorum. 2018 Haziran ayında göreve başlayan kulüp başkanımız Sayın Ali Koç'u ve onunla birlikte seçilen yönetim kurulu üyelerimizi ve yine seçimlerde sandıktan seçilerek çıkan diğer yönetim kurulu üyeleriyle birlikte seçilen heyeti tebrik ediyorum. Onların da 2018'den bu yana geçen yaklaşık 2,5 sene
lig mesailerinde de kulübümüzü başarıya götürdüklerini, canla başla mücadele ettiklerini ve mali yönden kulübü rahatlatmak için, borçlarını azaltmak için büyük ve ciddi gayret sarf ettiklerini görüyorum. Kendilerine bu mesailerinden dolayı Yüksek Divan Kurulu üyeleri arasında ve onları temsilen tebrik ediyorum. Bizim kulübümüzün anneannesi ve geleneği içerisinde 40, 50, 60, 70 ve 80 yılını kulüp üyeliğinde dolduran üyelerimize plaketler veriyoruz. Biraz sonra ismen bu arkadaşlarımızı, bu üyelerimizi açıklayacağız. Onlara da hayatlarında önce sağlık, mutluluk ve huzur diliyorum. 2021 yılında inşallah bugünkü seviyemizden daha ileriye, daha güzele yönetimimizin, başkanın bizleri götüreceğine inanıyorum. Çünkü 9 branşta yarışıyoruz. Bir spor kulübüyüz. Sadece futbol kulübü değiliz. Erkek ve kadın sporcularımızın büyük başarıları var. Türkiye'de, Avrupa'da ve dünyada rekorlar kırıyoruz. Büyük başarılar elde ediyoruz. Başta Sayın Başkanı ve bu konuda yönetim kurulunda görev almış ve amatör şubelere bakan bütün yöneticilerimizi tebrik ediyorum, takdir ediyorum. Kendilerine kulübümüzdeki hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Biraz sonra genel sekreterimiz ve daha sonra da kulüp başkanımız size 2021 yılı hedeflerini ve ne yapacaklarını izah edecekler. Ben daha fazla konuşmak istemiyorum. Kulübümüzün 2020 yılında COVID-19 nedeniyle gerek sporcularından, gerekse çalışanlarından çok az sayıda, genel toplama baktığımız zaman az sayılabilecek bir oranda COVID-19'a yakalandılar. Ama kısa zamanda iyileştiler ve faaliyetlerine, sportif mücadelelerine devam ediyorlar. Kulübümüzün iyi bir sağlık departmanı var. Aynı zamanda Can Bartu tesislerinde Profesör Burak Kunduracıbaşıoğlu'nun riyasetinde iyi bir sağlık ekibimiz var. Kulübümüzde keza bütün birimlere bakan Operatör Doktor Asım Baykan yönetiminde iyi bir sağlık heyetimiz var. Bunların sayesinde COVID'e yakalanan veya herhangi bir şekilde hastalığa uğrayan sporcularımız, çalışanlarımız gerekli şekilde tıbbi tedavilerini buralarda almak suretiyle normal hayatlarına dönmüşlerdir. Bu da yönetimimizin ayrı bir başarısıdır. Türkiye geneline ve diğer kulüplere baktığımızda bizim kulübümüzdeki bu hastalık nedeniyle önce hastalanan sonra iyileşen sayımız herkesten, bütün kulüplerden ve Türkiye genelinden daha az olduğunu görüyoruz. O bakımdan sağlık heyetimize de çok teşekkür ediyorum.